Evet, parametreyle devam ediyoruz. Gündemin başlıklarına birlikte bakalım. Dün 15 Temmuz'du. Dolayısıyla 15 Temmuz anmaları söz konusuydu tüm yurtta. Bütün gün televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda, çeşitli basın yayın organlarında, sosyal medyada 15 Temmuz'a ilişkin bu anma törenlerini gördük. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de törenler düzenlendi. Anma merkezde Şehitler Köprüsü'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajlarını bir kez daha yineledi. Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını hatırlattı. Pensilvanya'daki Melo'nun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik ifadelerini kullandı. Amerika'dan da bir 15 Temmuz açıklaması vardı. Hemen onu da iletelim. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapıldı. Başarısız bir darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır denildi bu açıklamada. Türkiye'ye demokratik kurumlarına destek mesajı yinelendi. Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasına darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarına taziye dileği de yine yer aldı. Gündem OHAL sonrası dönemin nasıl şekilleneceğine ilişkin konuşmalarda. Meclis bu hafta OHAL sonrası dönemde gündemde olacak. OHAL uygulamasının kaldırılmasının ardından terörle mücadelede aksaklıklar yaşanmaması için hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Ayrıca komisyon üyeleri ve başkanları da netleşmiş olacak. OHAL sonrası için hazırlanan teklif yasalaştıktan sonra meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girmesi bekleniyor. Göreceğiz. Ve Dünya Kupası heyecanla takip edilmişti. 2018 Dünya Kupası'nın kupa sahibi Fransa olduğu Moskova'da oynanan maçta Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa bu sonuçla Dünya Kupası'nda ikinci kez mutlu sona ulaşmış oldu. Didier Deschamps 1998'de oyuncu olarak kazandığı kupaya bu kez de Fransa'nın başında teknik direktör olarak ulaştı. Çok önemli bir kupa idi. Futbolun sadece futbol olmadığı anlardan biri olduğunu da hatırlatmakta elbette fayda var diyelim. Bu sefer Ankara bizim yanımıza geldi. Hakan Çelik'i İstanbul stüdyomuzda ağırlıyoruz. Evet, acaba Ankara ne konuşuyor diye merak ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Afrika'da bir BRICS zirvesine katılacak. Türkiye yatırım yönünü bir parça değiştirecek gibi görünüyor. Daha doğrusu yeni pazarları aramaya çok uzun zamandır devam ediyoruz aslında. Yeni pazarların içerisinde bu BRICS'in ne kadar yeri olacak onu göreceğiz. Bu yeni ticaret savaşlarının döndüğü düzenin içerisinde yeni bir ekonomik model ortaya koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Yeni yapılan kabine, yeni ekonomi yönetimi nasıl bir yöntem izleyecek onu göreceğiz. Bir taraftan elbette güvenliğe ilişkin kaygılar devam ediyor. FETÖ soruşturmaları, FETÖ operasyonları, yurt dışı ile bununla ilgili olan pazarlıklar, görüşmeler vesaire derken gündem aslında bir türlü şöyle bir tatil yapmamıza imkan sağlayacak derecede rahatlamıyor. Günaydın Hakan, hoş geldin. Günaydın, iyi haftalar Mine, merhaba. Teşekkür ederim. Şimdi hani böyle bir cümleyle dün bütün gün zaten 15 Temmuz'a ilişkin anma törenleri vardı. Dolayısıyla buradaki vakti daha başka konulara da ayıralım istiyorum. Şöyle bir cümle 15 Temmuz'la ilgili olarak alayım. Senden sonrasında geçelim Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle başlayalım lütfen. Yine dün muazzam bir görüntü vardı. Yüz binlerce vatandaşımız İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında şehitlere saygı ve gazilerle ve bu sürecin içinde mücadele eden bütün vatandaşların birlikteliğini ortaya koymak için bir saygı yürüyüşüne ve buluşmasına katıldı. Burada Başbakan'ın Ankara'da, İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Ve ben çok önemli bulduğum ifadesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ahtapotun kolunu kestik ifadesiydi. Bu mücadelede önemli bir benzetme aslında. Çok önemli benzetme ve gayet de net bir şekilde anlaşılıyor ne demek istediği. Büyük bir yol alındı fakat ahtapot hala yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla tehlikenin geçtiğini düşünmemek gerekir. Ciddi bir mesafe kat edildi, yol alındı. İşte dün haberlerde de paylaştık. Ukrayna'dan herhangi bir coğrafya neresi olursa olsun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mensupları oradan FETÖ'cüleri toparlayıp Türkiye'ye getirmeye devam ediyorlar. Ama bir tehlike olmaya devam ediyor. Sebebi de şu, dünden bugüne kurulan bir örgütten terör yapılanmasından söz etmiyoruz. Neredeyse kökleri 40-50 yıl öncesine giden bu yapılanmanın devletin en kritik noktalarına nüfuz ettiğini, kripto bir örgütlenme yapısıyla kendilerini kamufle ettiğini görüyoruz ve son dönemde de
kamuoyuna fetometre olarak da yansıyan bir takım yeni kriterlerle devletin mücadelesinde bu gizlenmiş olan kesimleri de ortaya çıkarmak adına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ise o şekilde, yargıda veya başka noktalarda, iş dünyasında bunları terör örgütüyle gerçekten ilişkileri varsa elbette, mutlaka adalet ve hukuk yolundan da ayrılmaksızın, bu tabii son derece önemli, aksi halde mücadele zarar görür. Böyle bir yol haritasında Türkiye devam ediyor. Bunun iç politikada, iç güvenlik konularıyla, uluslararası ilişkilerle alakalı boyutları var. Cumhurbaşkanının kısa süre önce yaptığı ziyaretlere baktığımızda Bosna-Hersek'te bu konu ele alınmıştı. Kosova'dan getirilen MİT mensupları vardı. Şimdi en son Ukrayna'dan getirildiler ve Cumhurbaşkanı Güney Afrika'ya davet edildi 25-27 Temmuz tarihleri arasındaki BRICS zirvesine. O ziyaretin ana konusu bu değil Johannesburg'da. Fakat Güney Afrika FETÖ mensuplarının en çok saklandığı, gizlendiği ve kollandığı ülkelerden biri. Şöyle ben başlık başlık saydım, o başlıkları o kadar güzel birbirine bağladın ki böyle eskiden noktalar vardı gazetelerde, hatırlarsın sen. İşte kalemle o noktaların tamamını birleştirir ve bir fotoğrafı, bir resmi ortaya çıkartırdın. Çocukken çok oynardım ben onunla, noktaları birleştirirdim. Tıpkı böyle onu çizdin gözümün önünde şu anda. Şimdi MİT operasyonlarından bağladın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla birlikte 15 Temmuz sonrası. O MİT operasyonlarıyla devam edelim. Birazcık açalım Ukrayna tarafıyla istersen. Evet. Şimdi tabii özellikle bu yakın coğrafyada Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye'den de kolay ulaşılabilir ülkeler. Hangileri bunlar? Yine Yunanistan, Balkan ülkeleri, işte Ukrayna, bir takım Orta Doğu ülkeleri. Burada FETÖ yapılanmasının etkili olduğu biliniyor. Fakat maalesef Yunanistan ve Almanya bu FETÖ mensuplarının kolay kaçtığı ama Türkiye'ye kolay iade edilmediği ülkeler. Bugün hala ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor ülkeler arasında. Bu iki ülke ile ilgili sürecin biraz daha uzun süreceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar geçtiğimiz birkaç gün önce ben de takip ettim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Brüksel NATO zirvesinde Yunan Başbakanı Tsipras'la görüştü. Ve orada bu konu... Bence gerilim yaşandı mı o görüşmede? Çok yaşanmadı. Yani bu FETÖ meselesi ve ağırlıklı olarak Ege sorunları tabii iki ülke arasında ciddi bir konu, sorun olmaya devam ediyor ama iyi tarafı şu Mine, Tsipras ve Erdoğan arasında bir diyalog kanalı açık. Ve iki lider de benim gördüğüm kadarıyla samimi bir şekilde sorunları çözme iradesi ortaya koyuyor. Ama mesele Yunanistan söz konusu olduğunda Tsipras'la bitmiyor. Bir farklı Yunan devletinin, farklı kanatlarının, özellikle Yunan yargısının Türkiye'ye karşı son derece bir, buna ister ön yargıda, ister ideolojik bir kümelenme de ne dersen de veya eski kaygılarla, korkularla hareket etmesi Türkiye ile ilgili bir olumlu bir karar alma noktasında değil. Ben dolayısıyla yakın zamanda Yunan yargısından Türkiye'nin beklediği yönde FETÖ mensuplarıyla ilgili bir karar çıkar mı? Bundan çok bir emin değilim. Bir uluslararası hukuk diye bir şey yok mu? Sonuç itibariyle uluslararası hukuk diye bir şey yok mu? Uluslararası hukuk diye bir şey... Herkes her an, yani bir pozitif bir bilimden bahsediyoruz. Dolayısıyla buna uyulması gerekmiyor mu? İşte bunun için ön yargı, bunun için işte geçmişten getirdiği öfke, geçmişten getirdiği kin, geçmişten tecrübesi, X, Y, Z neyse onun adı. Ama sonuç itibariyle herkesin kabul edeceği, üstünde mutabık olacağı bir uluslararası kurala, nizama, bir izana uymak zorunda değil mi bütün ülkeler? Sadece bunu Yunanistan için söylemiyorum. Türkiye için de geçerli, Fransa için de geçerli, Amerika için de geçerli. Uluslararası hukuk diye bir şey yok. Sadece kağıt üzerinde var o. Bu daha çok siyasetle ve ülkelerin çıkarlarıyla ve pozisyonlarıyla, tercihleriyle belirlenen bir şeye dönüşmüş vaziyette. Özellikle ikili ilişkilerde uluslararası hukukun pek çalışmadığını, ülkelerin kendi hukuklarını işlettiklerini ve mesela geri kabul anlaşmalarında da biz bunu görüyoruz. İade anlaşmalarının da yerine getirilme, suçların iadesi konusunda ikili anlaşmalar var ülkeler arasında. Fakat bunların yerine getirilmediğini görüyoruz. Ülkeler diyorlar ki yeterince delil yok, ben ikna olmadım veya bu kişiler senin ülkene geldiği zaman şu durumlarla karşılaşırlar gibi bir takım gerekçeler ortaya koyuyorlar. Hı hı. Fakat bu gerekçelerin yani hukuki olmadığını ve ben daha çok siyasi olduğunu, Türk-Yunan anlaşmazlıklarından etkilendiğini ve Türkiye'ye karşı bir korku, bir kaygı ve bir ön yargıyla hareket eden Yunan yargısının, yani Tsipras Yunan yargısı üzerinde siyaseten bakın bizim çıkarlarımıza da aykırı bir tutum içindesiniz gibi bir şey söylediğinde bunun karşılığını bulmadığını görüyoruz.
Peki Afrika'da BRICS zirvesi dedin, o zirveden nasıl bir sonuç çıkması bekleniyor? Evet, BRICS zirvesi var. Orada işte Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin içinde bulunduğu. Türkiye bunun üyesi değil. Fakat çok ilginç bir topluluk bu. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü ve ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir davet yaptılar. Johannesburg şehrinde olacak Güney Afrika'nın. 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanının da ben gidecek bu zirveye misin? Katılacağını efendim. Sen de gidecek misin? Henüz bilmiyorum. Sanıyorum birkaç gün sonra belli olur. Cumhurbaşkanının da bu ziyarete katılacağını düşünüyorum. Şöyle de bir önemi var Mine. Putin'le bir görüşme yapmak istiyor Cumhurbaşkanı. Putin de yani Erdoğan'la görüşmek istiyor. Böyle bir niyet var. Bu görüşme de eğer Cumhurbaşkanı Güney Afrika'ya giderse Johannesburg'da gerçekleşebilir. Ayrıca şunu da söyleyelim. Mesela Türkiye hatırlarsın, sen de takip ettin. Şangay İttifakı'na da, Şangay İşbirliği Teşkilatı ne dersek diyelim, oraya da yoğun ilgi duyan bir ülke. Buna benzer, yani Avrupa Birliği, NATO gibi oluşumların dışında bir yeni dünya var. Bir yeni dünya kuruluyor. Güç kaynakları ve güç odakları başka yerlere kayıyor. Türkiye'nin bu coğrafyadaki birliklerle yakınlaşma iradesini ortaya koyması yararlı bir şey. Hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan. Yani sonuçta bunu AB'ye bir alternatif gibi elbette takdim etmemek lazım. Hı hı. Böyle bir şey yok. Ama ne diyordu Cumhurbaşkanı? Mesela geçen biz Azerbaycan ve KKTC ziyaretinden dönerken, hatta Brüksel ziyaretinden dönüşte, ekonomideki sorunlar nasıl çözülecek? Bu döviz kurlarındaki artış nasıl frenlenebilir diye sorduğumuzda Cumhurbaşkanı'nın getirdiği önerilerden ve düşüncelerden biri, milli parayla ticareti arttırabilirsek, mesela Rusya-Türkiye, mesela efendim Çin-Türkiye veya İran-Türkiye, burada bir yol kat edebiliriz demişti. Şimdi İran tarafıyla böyle bir Rusya tamam, Çin tamam ama İran tarafıyla böyle bir hikayenin içerisine girilir ise, hali hazırda ambargolarda düşünülecek olursa, Amerika'nın buradaki dünya jandarmalığına soyunmuş Amerika'nın diye böyle altını çizerek de hatta hatırlatarak söyleyeyim. Orada Türkiye bir parça daha gerginlik, özellikle Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde yaşamaz mı? Yaşar. Sence bu göze alınabilir bir şey mi? Şöyle bir durum var Mine. Milli parayı bir tarafa bırakalım. Yani dolarla veya işte uluslararası ticaret neyi gerektiriyorsa onunla ticaret yapmanın bile zor olduğu bir döneme girildi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kademeli... İran'dan biriyle telefonla konuşmanın bile sorun olacağını düşünüyorum ben son zamanlarda da, o yüzden soruyorum. Şimdi Mine, tabii kademeli bir şekilde Amerika'nın ambargolarının gelmekte olduğunu görüyoruz. Yani Kasım ayına kadar mesela Amerikalılar bütün dünya ülkelerinden ve şirketlerinden İran'dan petrol almayın, İran'la ticareti sınırlayın dedi ve yeni bir gelişmeyi daha söyleyeyim ben. Avrupa Birliği'ndeki bazı şirketler Amerika'ya başvuruda bulundu ve muafiyet istediler İran'la ticarette. Amerika bunu reddetti. Reddetti. Yani burada İran'ı gerçekten köşeye sıkıştırma politikasına Trump yönetimi devam edecek. Bu Türkiye'yi çok olumsuz etkiler. Çünkü Türkiye petrol ithalatının önemli bir bölümünü İran'dan gerçekleştirmekte. İran bizim komşumuz ve önemli bir sınır ticareti yapıyoruz. Bir taraftan turizm yapıyoruz. Dolayısıyla İran ciddi bir baş ağrısı Türkiye yani bakımından. Yalnız orada şöyle bir sorun da bence ortaya çıkar. Bilmiyorum katılır mısın sen? İran'dan alamadığın enerjiyi, İşte alamadığın petrolü bir şekilde neyle kompans edeceksin? Doğalgazla. Doğalgazı dönüp kimden alacaksın? Rusya'dan. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler S-400'lerde olduğu üzere ayrıca Rusya ile İran'ın birbirlerinin içerisine girmiş ilişkileri de düşünülecek olursa, Türkiye'nin Amerika zannetmiyorum ki İran'a yaklaşmama karşılığında Rusya'ya yaklaşmasına göz yumabilsin. Türkiye bakımından ciddi zorluklar var. Bir taraftan... Katılır mısın bu yoruma? Şöyle mi yine? Yani petrol ve doğalgaz alınacak ülke sayısı belli. Yani nereden alacaksınız? Yani Latin Amerika'dan buraya bunları sıvılaştırmış halde taşımak zor ve maliyetli olduğuna göre Türkiye bu coğrafyadan bir maliyeti var bunun. Yani insanlar evlerinde doğalgazı kullandığı zaman ne kadar fatura ödüyorlar? Bunun geldiği ülke ve maliyetlendirilmesi de önemli olduğuna göre Türkiye en ucuz kaynakla kaynak çeşitlendirmesine gitmeye gayret ediyor. Yani önceki dönemde Berat Albayrak'ın, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın, o dönemde şimdi Hazine ve Maliye Bakanı ama enerji konularında sanıyorum izlemeye devam edecektir yakından, kaynak çeşitlendirilmesi çok önemli bir konuydu. Fakat bu gerek jeopolitik nedenlerle, gerek maliyet unsuruyla, gerekse bir takım ticari ve siyasi önceliklerle bugünden yarına yapılabilecek bir şey değil. Bir zaman ve bir süreç meselesi. O nedenle Türkiye, yani gerek muafiyet taleplerini gerekse özel şartlarını Amerika'ya anlatıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmelerde ki Brüksel'de bir araya geldiler, orada da görüştüler. Bu konu yeniden gündeme geldi. Ve şunu söyleyeyim, şu anda tabii takvimi açıklanmadı ama Cumhurbaşkanı her sene Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılır Eylül ayı civarlarında New York'ta. Orada da gittiği zaman ki artık zaman azaldı, Trump'la ben biraz daha geniş kapsamlı bütün bu konuların ele alındığı bir görüşme yapacağını düşünüyorum. Zira bugün Helsinki'de Trump'la Putin görüşmesi çok önemli ve kritik, bizim açımızdan da önemli. Yine orada Suriye konusunu da konuşacaklar. Hı hı. Suriye bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çok yakından ilgilendiriyor. Hem işte enerji hatları açısından hem güvenlik açısından. Şimdi belki kararnameleri konuşurken OHAL'in kalkmasıyla birlikte meclise gönderilen yasa teklifinin içerisinde terörle ilgili, güvenlikle ilgili bölümü de konuşuruz. Onu da sıkıca takip ediyorsun zaten sen bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla şu kararnamelere ufak ufak geçelim. Sonrasında yeni modeli konuşuruz elbette. Tabii. 7 tane kararname. Çok hızlı aslında davranılıyor kararnameler konusunda. Seri bir şekilde çıkartılıyor. Bazı kurumların kime bağlı olacağı konusunda akıllarda soru işareti vardı. Bu kararnamelerle birlikte bu soru işareti de kalmıyor. Gerçi Cumhurbaşkanı yetki karmaşası yaşanır mı işte kurulların başkanları, bakanlar, bakan yardımcıları vesaire arasında diye sorulduğunda yetki karmaşası yaşanmasına gerek yok. Herkes zaten bana bağlı demişti. Nasıl yorumluyorsun sen bu yeni kararnameleri? Şimdi yine çok hızlı bir şekilde hareket edilmesine çalışılıyor. Çünkü o kadar çok konu başlığı var ki bunların çok hızlı bir şekilde düzenlenmesi lazım. Yani devletin yönetim modeli bütünüyle değişti. Yani eski dönemi bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu şekil ve şemal açısından ne diyelim bir çizdiğimiz zaman mesela şuraya çiziyor olsaydık bütünüyle yeni bir şema çizmemiz gerekirdi. Kurumların birbirlerine bağlılığı açısından da yani biz bunu bakanlar arasında da görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesini oluştururken böyle bir eski bakanlar kurulu gibi bir yapı yok. 16 bakan ve şimdi bunların yardımcıları gelecek. Bunların yardımcılarının kim olduğunu göreceğiz. Bazı bakanlıklarda yine 2 bazılarında 3 ila 4 arasında bakan yardımcılığı görebiliriz. Bunların bir bölümü o eski müsteşarların yaptığı gibi bir teknik düzeyde yardımcılık gerçekleştirecekler. Bazıları da siyasi yardımcı olacak, siyasi işleri takip edecekler. Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da biz buna benzer bir şey göreceğiz. Hemen hatırlatalım. Örneğin birkaç örnek vereyim daha iyi canlansın gözümüzde diye. Avrupa Birliği Bakanlığı vardı biliyorsun. Ömer Çelik'ti bu bakan. Aynı zamanda baş müzakerecilik adını taşıyordu. O bakanlık artık yok. Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bir başkanlık oldu. Avrupa Birliği Başkanlığı oldu. Ve bu başkanın kim olacağını Dışişleri Bakanı karar verecek. Buradan başlayalım. Şimdi AFAD, bizim o yakından tanıdığımız değil mi? Afet konularına acil müdahale eden çok önemli bir kurum. İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Milli saraylar konusunda yeni bir yapı, bu kararnamelerden birinde bu da var. Bir yeni yapıya gidildi. Devlet Arşivleri Başkanlığı oluşturuldu. En önemli şeylerden biri, şimdi Milli Savunma Bakanlığı. Kim geldi Milli Savunma Bakanlığı'na? İlk defa görevdeyken bir genelkurmay başkanı o göreve gelmiş oldu. Milli Savunma Bakanı oldu. Orgeneral Hulusi Akar, genelkurmay başkanımızdı. Şimdi orada ne olacak? Yüksek Askeri Şura var. Şimdi askeri şuraya üyeler atanmış. Yapısı değişti. Aynen öyle. Şimdi daha önce hatırlarsan bile Milli Eğitim Bakanı katılmazdı Yüksek Askeri Şura toplantılara. Evet. Hazine ve Maliye Bakanı da katılacak, Milli Eğitim Bakanı da katılacak. Yapısı değişti ve tabii ki buradaki Cumhurbaşkanı'nın etkisinin daha arttığını. Gerçi oradaki atamalar artık Genelkurmay nezdinde değil de Cumhurbaşkanlığı nezdinde olduğu için Yüksek Askeri Şura'nın yapılıp yapılmayacağına ilişkin de kafada bir karışıklık vardı. Şimdi anlıyoruz ki o karışıklık kalkmış. Tabii hem Milli Güvenlik Kurulu'nda MGK toplantılarında hem de Yüksek Askeri Şura toplantılarında gerek şemalarında yani yönetim yapılarında, kurulların özelliklerinde hem de fonksiyonlarında ciddi değişikliklere gidildi. Hı hı. Ve mesela bu kararlar, bu toplantılar gizli olarak yapılacak. Yani bunlar kamuoyuyla eskiden olduğu gibi paylaşılmayacak. Çünkü doğrudan hem devletin genel işleyişi hem de güvenliği bakımından kararların alındığı son derece önemli yapılar olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi yurt dışı tür 3 yapı, 3 önemli kurum var. Vakıflar, TİKA, Vakıflar Genel Müdürü, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu, bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı. Hı hı. Çok önemli 3 kurumdan bahsediyorum. Az önce söylemiştim, Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir yapılacak.
Avrupa Birliği Bakanlığı'nı söyledik. Adli tıpa kadar yani birçok kurum düzenlendi, yapıları, özellikleri. Rektör atamaları mesela, birçok üniversiteye yeni rektörler atandı. Onları da hemen hatırlatalım. Bu haftanın gündemini söyleyeyim mi? Bu haftanın gündeminde OHAL kaldırılması sonrasında nasıl bir düzenleme yapılacak? Burada ortaya çıkabileceği düşünülen veya kaygı duyulan, güvenlikle ilgili endişe uyandıran boşluklar nasıl doldurulacak? Biz bu hafta bunu göreceğiz. Şimdi bu hafta geliyor. Şöyle hemen kontrol ediyorum. 19'unda kalkacak o hal değil mi? 18-19'a bağlayan gece kalkacak. 18'inde bitmiş olacak. Normal şartlarda. Dolayısıyla Perşembe günü sen de yayındasın. Konuşuruz yani. İstanbul'da mı, Ankara'da mı? Henüz belli değil. Tamam, o zaman 19'unda Perşembe günü senin ilk konumuz OHAL. OHAL sonrası neler yapılacağına ilişkin. Son bir cümle söyleyeyim, onunla bitirelim istersen. Kurullar ve ofisler bu hafta çok önemli. Onların başına kimler gelecek? Bunları da görüyor olacağız. Çünkü bakanlıklarla beraber bu yapı devletin yeni yönetim mekanizmasında önemli Cuma sorumluluk. Cuma günü bunu konuşalım. Cuma günü sen varsın yayında nasılsa. Peki. Perşembe günü OHAL nasıl geldi, neler yapıldı, OHAL nedir, ne değildir, OHAL kalkınca başımıza ne gelecek kısmını şöyle detaylıca izleyicilerimize ve grafikler üzerinden hatta gösterelim. Böyle gördüğün gibi hemen işi de emri vaki olarak kitlerim. Olur, yapalım. Cuma günü de kurullar, ofisler vesaire o grafiklerde tamam. Artık. Daha Türkiye gündeminde yine çok şey olur tabii o dakikaya kadar. Başka i̇şte bakalım daha konuşuruz. Önemli bir şey olmazsa tamam. Diyelim. Teşekkür ediyorum. Rica Hakan. Kolay İyi gelsin sana. Ekonomi gündeminde neler var ona bakacağız. İç piyasaları konuşacağız. Saner Özlas'tan geliyor. Evet, iç piyasaları konuşacağız. Partaco kurucu ortağı ekonomist Taner Özarslan'la birlikteyiz. Taner hoş geldin. Hoş bulduk Mine. Şöyle bir yazın rahat ederdik ya hani eskiden, çok eski zamanlarda. Böyle bir en azından bir 20 gün falan rahat geçerdi. O 20 günde herkes izinlerini ayarlardı. İşte piyasa rahat olurdu, işlem hacmi düşük olurdu, dolarda öyle bir hareketlenme olmazdı. Tahvil piyasası desen zaten yaprak kımıldamazdı. Kredi derecelendirme kuruluşları not tutup da açıklamazdı. Eski güzel günlerdi. Şimdi espri yapıyorum tabii ki. Ama çok gerçekten çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. O yoğun dönemin içerisinde bir cuma gününden başlayalım. Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB artıdan BB'ye düşürdü. Ne anlam ifade ediyor bu? Şimdi sen daha ayrıntısını söylersen benim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten yatırım yapılamaz bir ülkeydik. Bakıyorum şu anda ne olduk diye, yatırım yapılamaz bir ülkeyiz. Evet. Görünüm durağındı. İşte negatife düşürmek üzere seni izliyorum demekti. Zaten negatife düşürmek üzere izliyordu. Dolayısıyla negatife düşürdü görünümü de. Yine benim için çok fazla aman aman bir şey ifade etmiyor. Nitekim dolar TL için de bir şey ifade etmemiş ki. Cuma günü bıraktığım yerde pazartesi sabahı buldum. Piyasada da benzer bir durum söz konusu olur mu olmaz mı onu soracağım sana. Sen nasıl değerlendirdin Fitch'in vermiş olduğu bu kararı? Şimdi bir kere tabii az önce söylediğin gibi zaten böyle beklenen bir şeydi. Daha açayım. Fitch'in uyardığı konuları önemsemeyelim anlamında söylemiyorum. Sadece teknik olarak Türkiye açısından doğuracağı sonuçlar anlamında söyledim ben. Yoksa orada yazan şeyleri tabii ki yapmak zorundayız. Tabii. Şimdi Türkiye'nin kredi notu zaten junk dediğimiz seviyeye düşmüştü 2 sene önce. Ve o günden bu yana ilk önce S&P, arkasından Moody's, Türkiye'nin notlarını kademeli olarak aşağı çekti. Moody's zaten 2 kademe yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altına çekmişti. S&P 3 kademe altına çekmişti. Fitch 1 kademe altta duruyordu. Ve zaten Moody's'in seviyesine geldi. Farklı olan sadece görünümümüzü negatife çevirerek bir sonraki not indirimi için aslında sinyal vermiş oldu. Yani ben de S&P tarafına kadar çekebilirim diye. Fitch'e baktığımızda aslında Türkiye'nin 2013'te, 2012'de hatta ilk notunu arttıran kuruluştu. Moody's ikinci arttırdığı için Türkiye iki şirket tarafından yatırım yapılabilir olmuştu 2013 Mayıs'ında. Hızlı bir not indirimi oldu.
Ama daha önemlisi 2013 Mayıs'ı da hatırlatalım. 2013 Mayıs dünya açısından da Türkiye açısından da çok zor bir dönemdeydi. Çok geride kaldı diye belki bazı izleyicilerimiz hatırlamıyor olabilir ama dünya açısından Bernanke'nin talihsiz açıklamasıyla birlikte evet, FED'in yapacağını yapmayacağına ilişkin söylemleri Amerika'nın çok ciddi dalgalanmasına dolayısıyla gelişmekte olan piyasalara doğru gidecek paranın kesilmesine neden olmuştu. Doğru. Eş zamanlı olarak burada gezi olaylarını yaşadığımız bir süreci yani beraberine getirmiştik. O yılın yazı da mesela çok zorlayıcı bir yazdı. Zordu, evet. Tabii faizler de %4,5'lara kadar düşmüştü. Tahvil evet. faizleri bugün 20'nin üzerinde. Şimdi aslında Fitch diyor ki Türkiye'de birinci probleminiz cari açık diyor. Çok yüksek bir cari açığınız var. %6,1'ler civarında bekliyorum diyor. Büyümeniz fena değil. Bu sene %4,5'lar civarı tutacak. Önümüzdeki sene %3,1'lere kadar düşecek ama fena olmayan bir büyümeniz var diyor. Ama Türkiye kırılgan bir ülke diyor. Nedir bu kırılganlığın ölçütü? Onların için baktığımızda kısa vadedeki ödemelerinizle rezervlerinizin arasındaki uyuma bakıyorlar. Bu ikisinin arasındaki oranın yüksekliği kırılganlık ölçütü oluyor. Çünkü kısa vadede siz borçlanmak zorunda olacaksınız veya yeniden kreditörlere gideceksiniz. O gittiğiniz zaman ya vadeyi kısaltmak isteyecekler veya faizi yükseltmek isteyecekler diyor. Şimdi Türkiye'nin Eurobond faizleri işte bizim 2040 vadeli devletin çıkarmış olduğu bonolar 7.85'lere yükseldi. Bankaların yüzde daha 2-3 ay önce 6 ile ihraç ettiği bonoların fiyatları 9'ların üzerine çıktı. İşte Türkiye'nin CDS'leri bir civarlarına kadar gerilemişti. 324 bas puana kadar yükseldi. Şimdi bunların hepsi aslında kredi kuruluşlarının dikkatini çeken gelişmeler. Hı hı. Ve sonuçta uluslararası denklemde gelişen ülkelere olan para akışının azaldığı bir 4 ay geçirdik. Bu dönemde dolar endeksi yükselirken daha kırılgan ülkeler daha olumsuz ayrıştı. Ve en kırılganı dünyada şu anda Arjantin IMF ile anlaşmak zorunda kaldı ve faizleri ve enflasyonu korkunç seviyelere yükseldi. Şimdi bu dünya atmosferinde gelişen ülkelere bakış açısı kreditörler tarafından veya krediyi derecelendiren kuruluşlar tarafından çok iyi olmuyor. Türkiye'de bu dönemin biraz o olumsuz senaryosundan etkileniyor ve çok daha hızlı notlara iniyor. Bu uzun vadede hep böyle olacak anlamına gelmeyecek. Biz eğer ödevlerimizi yaparsak, mali tarafta iyileştirmeler yapıp işte yeni kurulan hükümet, işte 100 gün icraatları vardır her yeni kurulan hükümette. Bu dönemde önümüzdeki perspektifi yabancılar açısından iyi bir noktada değerlendirebilirsek ve sonuçta bunun da rakamlara yansımasını görebilirsek, kredi derecelendirme kuruluşlarının bu negatif perspektifi azalacaktır bana göre. Şu ödev meselesini birazcık konuşalım. Ödev deyince de böyle bir içim şey olur benim. Çocukluğumdan beri sürekli ödevimi yapmam gerektiğini hatırlatar öğretmenlerim. İşte eve girerdim annem, babam, ablam, çocuğum ödevini yaptın, şu ödevlerini mi bitir, hadi 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 hadi. Dolayısıyla ödev lafı böyle beni irite edici bir laf açıkçası. Türkiye açısından da böyle olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Onu bir dersimi derste dinlemiyoruz, ödevimi zamanında yapmıyoruz, işte sınavımız son gece çalışıyoruz bilmiyorum ama bir yerde bir yanlışlık var. Ne yapıyoruz da olmuyor? Tabii şimdi birinci şey Türkiye'nin bir kere cari açığını düzeltiyor olması lazım. Çünkü yurt dışına sattığınız ürünler, aldığınız ürünlerden daha azsa siz devamlı borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ya bunu borçla finanse edeceksiniz ya sabit sermaye yatırımı. Yani yabancı gelecek Türkiye'de yatırım yapacak. Buraya mesela bizim bir şirketimizi satın alacak, bir bankamızı 5 milyar dolar, 10 milyar dolar verecek. Hem para koyacak hem çalışmaya devam edecek. Devam edecek veya portföy yatırımı getirecek. Portföy yatırımda dediğimiz bizim ya hisse senedi alacak ya tahvil alacak. Şimdi bu ikisine baktığımızda yani üçüne birden baktığımızda hepsinde korkunç bir düşüş var. Ve işte geçen sene portföy yatırımlara dahi bu döneme kadar 15 milyar dolarlara yakındı. Bu sene 1,5 milyar dolar bile yok. Yani Türkiye'de sadece krediyle giren bir cari açığı fonlama şekli var şu anda. Ve bu dünyanın faizlerinin yükseldiği ortamda çok elverişli bir ortam ortaya sunmuyor. Ve bir sene sonra siz bunu yenilemeniz gerekiyor. Hangi faiz ve hangi ortamda olduğunuzu bilmemenize rağmen çok kısa vadeli bir perspektife doğru dönmeye başlıyor. Bunu biz bir kere cari açığı bir şekilde düşürüyor olmamız lazım. Ya turizm gelirlerimizi arttırarak ya ithalat ikame, yani ithal ikame ürünlerimizi
güçlendirerek, yani yurt dışından aldığınız ürünler yerine Türkiye'de aynı ürünleri üretebilerek, bunu bir programa bağlayarak, ihracatçıyı teşvik ederek Türkiye'de bir kere bu sorunu çözmeniz lazım. Çünkü dünyada bol para olduğu dönemlerde biz bunu çok konuşuyor olmadık. Yani 2008'den itibaren dünyaya para pompalandığı zaman biz bir şekilde cari açımızı fonlarız dedik ve fonladık da. Ama son 1,5-2 seneye baktığımızda bu kur artışıyla ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'nin Merkez Bankası'nın döviz rezervleri brüt 102 milyar dolarlara geriledi. Ki yani o bir hafta içerisinde 3,5 milyar dolar artmasına rağmen seçim sonrasında. Şimdi buradaki 102 milyar dolarlık rezervle işte bizim uzun vadeli ve kısa vadeli borçlarımızı yan yana getirdiğinizde çok parlak bir sonuç yok. Bu rezervleri güçlendiriyor olmanız lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir kere halkı ikna edeceksiniz. Döviz tevdiatlarınızı TL mevduata geçin diye. Dolayısıyla orada aslında halkı bu konuda ikna etmenin yolu da tabii ki burada bir kaybınız olmayacak. Bundan vazgeçerseniz bununla ilgili olarak kaybedeceğinizi düşündüğünüz rakamı TL faizle bulacaksınız. Veya ben uluslararası piyasaları o kadar iyi ikna edeceğim ki Türkiye'ye daha fazla döviz gönderecekler ve döviz zaten düşecek. Döviz zaten düşecek. Halde. Aynen öyle. Veya aynı bile kalsa siz TL faizden daha çok kazanacaksınızı ikna etmesi lazım. O yüzden piyasaların bir miktar özellikle önümüzdeki dönemde bir avans tanıyacağını düşünüyorum. Veya bir ne yapılacağını görmesi açısından bir fırsat tanıyacağını düşünüyorum hükümete. Bu ilk 100 gün icraatları çok önemli olacak. Yabancı yatırımcılara yapılacak roadshow'lar çok önemli olacak. Biz mali kural oluşturacağız veya mali disiplin oluşturacağız. İşte bu hafta orta vadeli program açıklanacak. Orta vadeli programda ben referans noktalarını işte sağlıklı seviyeler belirleyeceğim ve inandırıcı olduğunu göstermem gerekecek. İşte yabancı yatırımcılara bunları anlatacağım ve ben sizin kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatacağım. Şeffaf olacağım. Tüm mali konularda, bütçe konusunda, bütçenin karşılıkları konusunda gibi gibi yabancı yatırımcı ikna etmek birinci nokta. Arkasından da piyasada ikna etmek yurt içindeki. Peki şimdi dönüp şöyle bir piyasa genelinde ne oluyor, ne bitiyor diye bakalım. Piyasa geneline baktığımda hafif bir dalgalanma belki söz konusu olabilir Fitch'ten sonra. Diğer taraftan Fed'in raporu vardı. Kademeli faiz artışına devam edileceğini söylüyor ki kademeli faiz artışına devam edilecek haberi gelişmiş ülkeler için problem olmayabilir ama gelişmekte olan biz ve bizim gibi ülkeler açısından ciddi problem aslında. Çin'in ikinci yarıda büyüme performansının iyi olmadığını dolayısıyla gelişmekte olan piyasalar üzerine bir başka baskıyı da Çin'in yaratacağını söylemek herhalde. Hatta gelişmiş ülkeler üzerinde de Çin bir baskı yaratacak. Çünkü Çin'in büyüyememesi demek dünya büyümesinin de daralacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla o tarafın getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar olduğunu da söylemek mümkün. Sen nasıl yorumluyorsun son gelen veriler eşliğinde dünya ekonomisine? Dünya ekonomisindeki... Daha doğrusu dünya ekonomisinin Türkiye ekonomisine yansımasını nasıl değerlendiriyorsun? Büyüme devam ediyor. Tek oradaki endişe Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşlarının ne kadar daha büyüyeceği endişesi. Şimdi burada Trump zaten gelmeden önce bunu açıklamıştı. Ben Çin'le olan aramızdaki dış ticaret münasebetini kendi lehimize güçlendireceğim demişti. Ve bu konuda uygulamalar yapıyor. Ama Çin'de boş durmuyor. Çin'in Amerika'ya yaptığı ihracat çok fazla. Yani ikisinin arasındaki oran çok yüksek. Ama sonuçta o da ya kendisi de kota koyarak veya işte Amerikan tahvillerini almayarak veya itfaiyelerde daha fazla ihalelere girmeyerek 250 milyar dolara yakın rezervlerini eritti. Yani tahvil rezervlerini azalttı. Bu da faizleri %3'lerin üzerine atan temel sebeplerden bir tanesi. Yani Amerika'da tahvil faizlerini veya dünyadaki dolar endeksini etkileyen önemli bir oyundur ticaret savaşları. Çünkü ticaret savaşları başladığından itibaren Çin tahvil stoklarını azaltmaya başladı. Bu aralarındaki problem devam ettiği sürece Amerikan tahvilleri üzerindeki baskı, onun dolar endeksine yansıması ve gelişen ülkelere olan para akışlarını engelleyici bir sebeptir bu. En büyük problem bence şu anda Amerika ile arasındaki ticaret savaşlarının boyutunun henüz piyasalar tarafından bilinmemesi. İkinci sebep işte bugün yapılacak olan Rusya ile
Amerika arasındaki görüşmeler, iki liderin görüşmesi ve aralarındaki bu tarihindeki, kendilerin ifadesi o, Trump'ın tarihinde hiç görülmemiş şekilde aramız kötü ifadesinde bulundu. Burada o bozukluğun devam etmesi dünya açısından iyi bir şey değil. Sonuçta risk primini yükselten ikinci etken. Tabii üçüncü etken de Amerika'da paranın geri çekiliyor olması, bilançonun küçülüyor olması ve bununla beraber tahvillerin hala yüksek enflasyonla beraber yükselme potansiyelini barındırıyor olması. Bu sene 3 mü olacak, 4 mü olacak tartışmaları sürerken Amerika faiz arttırmaya devam ediyor ve dünyada sıfır faizler hemen hemen, işte İngiltere veya Avrupa tarafına gittiğinizde gecelik parayı koymaya çalıştığınızda eksi faiz var. Tahvillerine bakıyorsunuz eksi, ama Amerika'nın faizleri yükseliyor. Bu da paranın, sıcak paranın Amerikan tahvillerine olan ilgisini arttırıyor veya ABD dolarına. Bu da gelişen ülkelerdeki para akışını zorluyor. Çok böyle parlak değil o taraf. Yani ve orada faizlerin düşmesiyle ilgili bir emare de yok. O yüzden hani Türkiye bu düzlem içerisinde hareket edeceğini biliyor olması gerekecek. Peki şimdi gelelim şu yeni ekonomi yönetiminin nasıl şekillendiğine. Ekonomi yönetiminde çok ciddi değişiklikler var. Çok farklı kurullar, kurumlar, ofisler, başkanlıklar var. Bunların hepsinin bağlandığı yerler farklı. Bir taraftan acaba bağımsızlık zedelenecek mi kaygıları vardı. Bir taraftan baktığımızda işte bakanlıkların birleştiğini yine gördük. Dolayısıyla şöyle bir yeni ekonomi modeli başlığı altında neler söylersin? Şimdi hiç bilmediğimiz bir şey. Yani bunu ne yabancı biliyor ne yerli piyasa oyuncuları biliyor. Göreceğiz. İşin açıkçası göreceğiz. Bunun olumlu tarafları da olabilir, olumsuz tarafları da olabilir. Bu dönem içerisinde hem hükümet tarafından değiştirilebilir hem de buna piyasa uyum da sağlayabilir. Ama şunu görüyoruz, biz yeni sistemde bakanlıklarla beraber işte ofislerin de önemi olacak ve hatta yardımcılarının da önemi olacak. Burada bir eşgüdüm gerçekleşecek mi? Ve bunun piyasaya yansıması nasıl olacak? İşin esası öyle. Biz yabancı yatırımcıyı daha fazla kredi verebilmesi veya daha fazla sermaye koyabilmesi için ikna edebilecek miyiz? Önümüzdeki dönem bana göre, özellikle işte ilk 100 gün bu kurulların kurulması, ofislerin kurulmasından sonra yapılan icraatlarla eşleşecek. Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz. Gelişmeler oldukça da oturacağız burada, tartışacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Caner. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyeyim sana. Dış piyasalarda neler oluyor onu konuşacağız. Cem Seymen geliyor. Evet, küresel piyasaları konuşacağız. Küresel piyasalar tarafında biz ve bizim gibi ülkeleri, hatta dünyanın geri kalanını da etkileyecek çok önemli gelişmeler var. O gelişmelerden bir tanesi Uzak Doğu'dan, Çin tarafından geldi. Gelişen ülke para birimlerine de baktığımızda Çin açıklamış olduğu o büyüme verisinin ardından bir parça karışık seyrettiğini söylemek mümkün. Diğer tarafta Asya hisselerinde ve petrol tarafında da ciddi düşüşler var. Dolar yen paritesi 6 ayın zirvesinde seyrediyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor onu tartışacağız Cem Seymen'le birlikte. Sonra en sevdiğin konu Trump'tan da tabii bahsederiz, Trump-Putin görüşmesi vesaire. Ama Çin'den bir başlayalım bu sefer. Çin'in büyüme oranlarıyla beraber nasıl bir tablo sence ortaya konuyor? İkinci çeyrek biraz hayal kırıklığı gibi sanki. Trump seviyorum çünkü statükoya karşı çok iyi bir politika izlediği için, statükoya karşı bu kadar çok yüksek ses çıkarabildiği için siyasetçi olarak seviyorum. Çin meselesini çok önemli görüyorum gerçekten. Yani Çin, yani Amerika'nın bütün ticaret engellemelerine, bütün koyduğu kurallara, bütün bu savaşlara rağmen çok güçlü geliyor ve çok büyük geliyor. Yani 5 sene sonra Çin'in nerede olacağını hiçbirimiz tahmin edemiyoruz. Yani Çin'in büyümesinin temel parametrelerine baktığımızda, yani yüksek teknolojiye dayanıyor.
dayanıklı bir gelir modeli yaratarak büyüdüğü için çok önemsiyorum. Dolayısıyla Çin'in yakın zaman içinde, 5 yıllık zaman içinde Amerika'yı fersah fersah geçebilecek parametrelerle geldiği konusunda şüphem yok. Yani Çin'in gidişatını hepimiz çok iyi görmeyebiliriz ama şimdi son resme bakacak olursak Mine. Çok iyi görmediğimiz Çin büyümesinin de ne olduğunu söyleyelim. %6.7'lik bir artıştan İnanılmaz bahsediyoruz. Bir büyüme. Yani dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin %6.8 büyümesi ve büyümesinin yavaşlamasını da %6.7 olmasına bağlıyoruz. Evet, ayrıca bu bahsettiğimiz rakam niye bu kadar dramatik bir sahne çizerek anlattık. Çünkü 2016 yılından bu yana en yavaş büyümesini kaydediyor. Çin büyümesi ikinci çeyrek itibariyle. Şimdi yatırım artışında yavaşlamalar var. Ticaret savaşlarının Çin'e etki ettiğini, olumsuz etki ettiğini söylememiz mümkün değil. Yani Trump'ın başlattığı büyük bir ticari ve siyasi gerilime sebep olan bütün müttefiklerine karşı başlattı. Bak bugün Trump yine geliriz oraya. Yani Putin'le bugün görüşmesi var. Helsinki'ye gitti. Putin'le görüşecek. Görüşmesi öncesinde yine Avrupa'ya çattı ve Avrupa'yı düşman olarak görüyorum dedi. Hı hı. Yani Çin'i düşman olarak görüyorum. Rusya'yı düşman olarak görüyorum ve Avrupa'yı düşman olarak görüyorum. Düşman olmamız olarak görmemin sebepleri birbirlerinden çok farklı. Neden Avrupa'yı düşman olarak görüyorsun diye sorduğunda CBS'e Putin röportajı öncesi, Putin görüşmesi öncesi röportaj veriyor. Tatmin edici her zamanki gibi cevap yok. Her zamanki gibi tribünlere oynayan Trump'ı görüyoruz. NATO aidatlarını ödemiyor diyor en fazla. Ama Çin için aynı şeyi söylemiyor. Diyor ki oradaki sanayi üretim artışını ben önemsiyorum. Dolayısıyla şimdiden önlem almazsak Çin başımıza bela olabilir. Benden sonra da olabilir deyip yine milliyetçi Amerikan seçmenine oyun oynuyor. 6,8'den 6,7'ye gerileyen bir büyümeyi görüyoruz. Ama yani yatırım artışlarındaki yavaşlamanın ötesinde o 6,7'ye gerileme hala çok olağanüstü bir büyümeden bahsediyoruz. 6,7 Çin gibi bu kadar çok farklı cephede savaşan bir ülke için hala olağanüstü bir büyüme. Şimdi yatırım ve sanayi üretiminin yavaşlaması önemli. Sanayi üretiminin yavaşlaması yatırımcının aslında biraz bekle gör politikasına girdiğini gösterir. Sanayi üretiminin yavaşlaması bir miktar strateji üretimi için Çin Komünist Partisi'nin bir miktar geri adım attığını bize gösterir. Bu çok önemli göstergeler. Yani Çin aslında tam olarak gücünü göstermeyen bir dev. Yani gücünü göstermemesinin temel parametrelerinin altında yine bir strateji yatıyor diye düşünüyorum. Mesela Çin şirketlerine her zaman bakarım, yıllardır izlerim yine. Çin şirketleri satışlarının patlamasında, rekorlara gitmesinde ister bilgisayar şirketi olsun, ister telefon şirketi olsun, ister yatırım şirketi, önemli değil. Ama birinci görünmek istemezler. Ön planda çok fazla konuşulmak istemezler. Amerika'nın kendi başarısını büyük süslü cümlelerle anlattığı stratejisi Çin'de tam tersidir. Ama yavaş yavaş şunu fark ediyorum. Çin gücünü göstermeye başlamaktan imtina etmeyen bir siyasete doğru yönlenmeye başladı. Yani bu diyor ki sen Amerika'da olsan, ticaret savaşı da başlatsan, bana ne yaparsan yap, ben çok güçlü geliyorum, çok büyük geliyorum. Bunca şeye rağmen 6,7 büyümeyi bu olağanüstü başarıya bağlıyorum. Geçen hafta çok hareketli bir haftaydı aslında. Putin hani, ve Trump görüşmesini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi iki tane pragmatist politikacı, iki tane tribün politikacısı, iki tane son derece yani biraz popülist söylemleriyle halkın nezdinde oy kazanmış iki siyasetçi. Dünyanın iki büyük gücü. Yani güç olarak gördüğümüzde aslında bizim coğrafyamızda güçlü lider tabii ki çok net bir şekilde görülüyor. Tayyip Erdoğan, Putin, orada Trump. Avrupa'nın ortasında da benzer şekilde Macaristan Devlet Başkanı Orban'ı görüyoruz. Şimdi bu kadar çok güçlü politikacının devrede olduğu bir dönemde hem Putin'in siyasal ve ekonomik olarak bu kadar çok yapısal reformlara ülkesini taşıyan bir siyasetçi olarak establishment'a karşı, yani bilinen siyasete karşı açık ve net bir tavır almış, ben merkeziyetçi siyaseti yıkacağım diyen Trump'ın anlaşıp yeni bir dengede Avrupa'yı ve Asya'yı ve tabii ki Türkiye'yi bir eksen içinde oturtacağı bir görüşme olarak niteliyorum. Çok önemsiyorum gerçekten. Şimdi BRICS zirvesi sırasında da Putin'le belki bir olasılık
Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi olabileceği gibi bir ihtimalden bahsediyor. Sabah Hakan'la da konuştuk onu. Dolayısıyla böyle bir görüşme sırasında ne beklersin? Çünkü dünyanın büyük liderleriyle büyük liderlerin görüşmeleri, güçlü liderler diyelim. Yani güçlü ve gerçekten yapısal reformlar konusunda çok kararlı liderlerin hakim olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bak, Berat Albayrak'ın açıklamalarını da senin sorunla eşleştirebilirim aslında. Yani şimdi özellikle son Fitch'in Türkiye'nin notunu indirmesi sürpriz bir şey değildi. Fitch Türkiye'nin notunu indirecekti. Piyasalar zaten bunu fiyatlamıştı. Davulu çala çala zaten notu indirdi. Ama yani vurgu yaptığı şeyler cari açık, enflasyon ve özellikle büyümenin önündeki engeller. Şimdi bilmediğimiz bir şey söylendi mi? Bilmediğimiz hiçbir şey söylenmedi. Fakat şunu söyledi. Diyor ki yani sen giderek merkeziyetçi bir yapıya ve tek adamlığa doğru gidiyorsun. Dolayısıyla ekonomi yönetiminde ben merkeziyetçi yapıdan uzaklaşma beklerken tam tersine bir yapı oluşuyor. Şimdi Berat Albayrak yönetiminden bir açıklama gelmedi. Ama İbrahim Kalın'dan geldi. Onun söylediği yapısal reformların hemen hayata geçmesi, ki iş dünyası da bunu istiyor. Yapısal reformların hemen hayata geçmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, hemen arkasından da özellikle dünya parametrelerinde gördüğümüz mesele, yani bütün bu ticaret savaşlarının ortasında Brexit, Avrupa'da Brexit, Asya'da yen dolar paritesinin arasındaki savaş ve Amerika'da dördüncü kez faiz artışına doğru bir gidişat var. Şimdi Jerome Powell'ın yarın konuşmasını izleyeceğiz. Senato'da konuşacak ve Senato'da şunu soracaklar. Soru net. Jerome Powell'a diyecekler ki kardeşim bu kadar çok bütün müttefiklerle savaş açan bir Trump yönetiminin bizim ekonomimize katkısı ne olacak? Şimdi işler iyi gidiyor ama uzun vadede ticaret savaşlarının dönüp dolaşıp bumerang etkisi yaratıp Amerikan ekonomisine vurup vurmayacağını biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Jerome Powell bir hukukçu. Dolayısıyla hukuk gözüyle bakacak her şeye, her şeyden önce. İlk defa Amerikan Merkez Bankası'na yani iktisat eğitimi almamış birisi geldi ama çok mantıklı bir dönemde geldi. Bir hukukçu gözüyle bakıp aslında dengeleri çok iyi kurup Trump yönetiminin bütün bu savaş politikasını realize edecek, daha doğrusu rasyonalize edecek adımlar atacağına dair garanti verecek. Nihayetinde Barack Obama atamıştır, yani guvernör olarak atamıştır Powell'ı ama demokratlardan da oy almasının temel sebebi cumhuriyetçi olması. Cumhuriyetçi olmasının yanında Barack Obama atamasına rağmen aynen Janet Yellen'ın politikalarını sürdürmesi, tek bir farkla. Şimdi biraz daha vites yükseldi. Daha güçlü bir Trump var. Yaptıklarından sonuç almış bir Trump var. İngiltere'ye gittiğinde çok ciddi dayak attı Theresa May'e. Almanya'ya çok ciddi bir yol vererek Almanya'nın ekonomisinin lokomotif ekonomisi olmasından dolayı aslında Amerika'nın çok da farklı bir pozisyon görmediğini Avrupa gücünün içinde bunu söyledi. Dolayısıyla birçok cephede savaşan Trump'a destek verecek bir Jerome Powell göreceğiz. Böyle bir ortam bu kadar parametrelerin değişken olduğu bir ortamda. Şimdi Brexit meselesi Türkiye ekonomisi için, bunu daha önce de sana söylemiştim, İngiltere'nin bu kadar yalnızlaştığı bir dönemde Türkiye için çok ama çok büyük açılımlar yaratabilecek, ticari olarak söylüyorum, fırsatlar doğurabilecek. Eğer yapısal reformlar geliyorsa, eğer özgürlükler teminat altına alınıyorsa, eğer gerçekten yapısal reformların yanında stratejik birçok adımlar atılacak hamleler konuşuluyorsa eğer Cumhurbaşkanlığında, ya gerçekten çok önemli. Bu arada Helsinki'ye varmış Trump zirve öncesi, bakalım neler yaşanacak, göreceğiz. Yani şimdi hemen öncesinde zaten Avrupa bana düşman konuşmasından sonra Rusya da bana düşman. Bütün bunların düşmanlığın temel sebeplerini Amerika'nın pozisyonunu bu görüşmeden sonra göreceğiz. Dünyanın iki tane büyük güçlü lideri. Şimdi bu resme bakıyorum ben. Sadece bir sene öncesini düşünüyorum yine. Yani Amerikan seçimlerinde Rusya sayesinde kazandığına dair suçlamaların olduğu, hala yargı sürecinin devam ettiği ve Rus algoritmacıların yardım ettiği Trump'ın, yardım ettiği konuşulan Trump'ın Putin'le görüşmesi yeni bir dünya düzeninin başlaması açısından ilk gün diye görelim, değerlendirelim. Peki, o zaman reklamlar. Teşekkürler.
Evet, parametreyi kapatma vakti geldi. Kapatmadan önce şöyle birlikte rakamlara bakalım. Dolar tarafında 4.82 onu görüyoruz. 0.68'lik bir geri çekilme olduğunu söylemek mümkün. Euro TL gelsin. Euro TL tarafında da sabah saatleri itibariyle geldiğimiz nokta 5.64.28'e 10.007'lik bir geri çekilme ifade ediyor. 89.898 endeks değerinden cuma günü kapanışımızı gerçekleştirmiştik. 0.36'lık bir değerlenme ile birlikte bugün buradan açılacağız. İlerleyen dakikalarda elbette konuşacağız. Gelişmeleri saat 10 itibariyle işsizlik rakamları açıklanacak. Ona dikkatle takip edeceğiz. Diğer taraftan geldiğimiz nokta itibariyle 1.17'nin hemen üstünü görüyoruz euro dolar ÖTS tarafında 20.21'deyiz. Faizler cephesinde 1244 dolardayız. Ons başına altında 74 dolar 66 senti görüyoruz. Brent petrol tarafına baktığımızda diyelim ve parametreye burada noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.